Sırada siz de bahsettiniz, bu da farklı bir şekilde değerlendirilmiş bir haber. Aşırı kafein kaygıyı tetikliyor. Üsküdar Üniversitesi'nde profesörümüz Tayfun Uzbay diyor ki aşırı kahve tüketimi ile ortaya çıkan kafeinizm sendromu sinirlilik, düzensiz kalp atışları ve iştah kaybına neden oluyor. Kafeinizm ne demek acaba diye soralım. Profesör Doktor Tayfun Uzbay, hoş geldiniz efendim, günaydın. Merhabalar Zahide Hanım, günaydın. Günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Vücudun kafein aldığındaki tepkisi nedir kıymetli hocam? Şimdi kafein olayına en baştan şöyle girebiliriz. Kafein çok eskiden beri bilinen doğal yollarla alabildiğimiz, işte kahveden alabildiğimiz, kahve çekirdeklerinden alabildiğimiz bir madde. Aslında vücudumuzun bir miktar ihtiyacı da var. Zaten o haberin bir kenarında belki de yazıyordur, şu anda hatırlamıyorum ama ben azı karar çoğu zarar gibi bir evet, yaklaşım gütmüştüm orada. Çünkü bir taraftan kafein o kadar da çok kötü bir şey değil. Kararınca alındığı takdirde tabii tırnak içinde erişkinler tarafından, çocukları buradan muaf tutuyorum. Biraz sonra onu ayrıca belki belirtirim. Konuşalım. Evet. Erişkinler tarafından belli bir miktarda alınmasının Parkinson'dan koruduğu artık biliniyor. Bir takım başka faydalı etkileri de var. Ancak bizim konuştuğumuz kafeinin aşırı dozu. Kafeinle ilgili şanssızlığımız şurada. Kafeinin olumlu etki oluşturan dozu ile toksik dediğimiz veya bir takım yan etkilere neden olan, işte orada kaygıya neden olabilecek, kalp ritim bozuklukları yaratabilecek, uykuyu kaçırabilecek etki yaratan dozu arasındaki mesafe çok az. Bazı kimyasallarda, bazı ilaçlarda, bazı maddelerde bu aralık geniştir. Ama kafein bu bakımdan şanssız bir içecek ya da gıda ya da her ne derseniz. Ve kafein yoğun bir şekilde, mesela az önce dediniz ki kulak misafiri oldum, izledim programı, bitter çikolatada da denildi ki magnezyum var ama bitter çikolatada mesela kafein de var. Hmm. Kafeini sadece kahveden almıyorsunuz, birçok yoldan kafeini alabilirsiniz. Küçük bir, normal bir kutu kolanın içerisinde mesela 35 miligram gazlı kadar içecek kafein var. Olarak değerlendirelim, oradan da kafein alıyoruz. Evet. Çikolatadan alıyorsunuz kafeini, sadece kahve diye bakmamak lazım buna. Burada az önce belirttiğim sıkıntı şurada, kişiye göre de bu mesafe değişiyor. Yani ben mesela 5 fincan kahveyle buraya ulaşabiliyorum, bir başkası 10 fincan kahveyle bu sınır doza ulaşabiliyor. Peki neye göre değişiyor bu sınır doz? Bu sizin, kilomuza göre mi, kadın erkek olmamıza göre mi, yaşımıza göre mi? Birçok faktör var ama az önce saydığınız bütün bu faktörlerden çok, tabii onlar da bir faktör ama daha ziyade sizin kafeini vücudunuzdan uzaklaştıran enzim sisteminizin kapasitesiyle ilgili. Yani dışarıdan aldığımız birçok şey, işte besinleri alıp sindiriyoruz mesela, midenin belli bir sindirme kapasitesi var. Ya da bir ilacı dışarıdan alıyorsunuz, olumlu bir şekilde faydalanıyorsunuz, işiniz bittiği zaman bunu metabolize edip vücuttan dışarı atıyorsunuz. Şimdi herkesin kahveyi metabolize etme kapasitesi aynı değil. Bireysel farklılıklar gösteriyor. İşin bu boyutunu ama insanlar anlayabiliyor. Nasıl anlayabilir? İşte kimi saat 4'ten sonra, az önce de çok güzel altı çizdiniz de, özellikle akşam üzerleri kahve alır. Saat 5'te 6'da alır. Bütün gece uykusu kaçabilir. Kimini çok da fazla etkilemeyebilir bu. Peki. Kişiye göre değişiyor. Peki hocam, günde kaç bardak kahve? Şimdi benim şahsi tavsiyem, ben bir kere Türk kahvesini öneriyorum daha çok. Bu fincanlarda, büyük fincanlarda içilen filtre kahveler, işte markada belirtmeyeyim, çeşitli işte kahve. İçecekseniz Türk kahvesi için. Ben diyorum ki hani benim faydalı gördüğüm yaklaşım şöyle. Bir işte sabahleyin bir fincan Türk kahvesi, bir fincan derken bizim işte küçük fincanlarımızla, öğlen yemeğinin üzerine bir fincan daha Türk kahvesi içebilirsiniz. Onun dışında belki aralar ama bakın ben günde 5 fincanın üzerine çıkmışsa bunu bir sınır olarak görüyorum.
Peki. Bir günde sıkıntı yaratabilir diyorum. 5 artı kahve içiyorsanız lütfen değerlendirin. Çünkü hocamızın söylediği gibi düzensiz kalp atışları, iştah kaybı, yüzde kızarma belirtileriyle farklı hastalıklara sebep olabilir. Hocam çok teşekkür ediyorum size. Bir şey sevgiler, saygılar. Buraya yanlış anlaşılmaması açısından. Buyurun. Şimdi bu bahsettiğiniz o yüzde kızarma, aşırı çarpıntılar vesaire, kafeinizm dediğimiz çok daha yüksek dozlar. Hani 10 fincana kadar erişince. Ama bazı insanlarda bu 5 fincanlık kısım çok hızlı bir şekilde uykusuzluğu tetikleyip uyku deprivasyonu dediğimiz uyku bozukluklarına neden olabilir. Bu sefer diğer hastalıklara da kapı aralamış oluyoruz. Evet, tabii kafeinin aynı zamanda fazla tüketilmesinin bağımlılıkla da ilişkilendirilmesi gerekir. Peki ben hocam, çocuklara da kahve vermiyoruz. Onlar için çocuklara henüz çok erken. Kesinlikle sakıncalı. Bence çocuklarda o toksik doz dediğimiz sıkıntı yaratacak doz aralığı çok daha düşüktür. Ve peki, çocuklarda zehirlenmelere de neden olabiliriz fazla verirsek. Çok teşekkür ediyorum. Tıbbi farmakoloji uzmanı Profesör Doktor Tayfun Uzbay. Sağ olun efendim programımızda olduğunuz için.